Ortognatik cerrahi nedir? Neden yapılır? Ağız kokusunun sebepleri nelerdir? Çocuklar için nasıl diş macunu tercih edilmeli? Ağız ve diş sağlığına dair merak edilenleri diş hekimi Tülay Akkol anlatıyor. Sadece diş fırçasıyla yaklaşık bir saat ağzınızı rahat ettirebilirsiniz koku açısından. Tabii. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum Tülay Akkol, diş hekimimiz Tülay Akkol. Bildiğiniz gibi Denizli'den geliyor programımıza. Ben de nedense bunu söylüyorum sürekli. Çünkü ben Denizli'ye geldim biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Biliyorum. Çok sevdim, çok beğendim. Evet Denizli'yi ben de yani memleket olarak değil ama hakikaten çok görülesi bir yer. Yani genelde böyle çok düz, turistik değil. Sadece Pamukkale var zannediliyor ama yani hani Denizli'ye 10 gününüzü ayırsanız çok gezilecek o kadar çok yer var ki. Evet, çok gezilecek yer var. Biz de kısa bir gün içerisinde. Evet. Pamukkale dahil olmak üzere birçok güzel tarihi eserleri görme şansımız oldu. Ve tabii ki yenilendiği için de aslında gerilip görünmeye çok müsait, çok değerler var son orada. Son 10 yıldır bayağı bir değişim içerisinde. Yani hani teleferikten tutun, işte mağaralarımız var. Yani köylerimizde çok otantik yerler var. Yani hakikaten denizde çok gezilmesi çok gereken güzel. Çok fazla yer var. Çok güzel. Evet Denizli'den sohbet açmışken buradan herkese Denizli'ye sevgiler gönderelim. Şimdi gelelim bugünkü konumuza sevgili Tülay Hanım. Sizinle sohbet her zaman çok güzel. Ağız kokusu demişsiniz. Ya ağız kokusu. Çocuklarda olur mu? Olabilir. Değil mi? Eğer çocuklar yani biberonla beslenip ve biberonla işte uykuya dalıyor ise onun kalan artı mutlaka uyanın ağız kokusu yapıyor. Evet. Bebek kokusu, o süt kokusunu yeriz ama biz öyle bir şey olabilir. Yani evet çok olabiliyor. Güzel. Yani bebekte dahi olabilecek bir şey tabii, ağız kokusu. Tabii. Nedir sebebi? Ağız kokusunun iki tane sebebi var, iki ayrı sebebi var. Bir sistemik olarak mideden gelen bir rahatsızlık veya işte boğazda bir enfeksiyon ağız kokusu yapabiliyor. Bir de ağız içerisindeki dildeki iltihap, dişlerdeki çürükler, yanak ve diş etlerindeki rahatsızlık. Rahatsızlıkta ağız kokusu yapabiliyor. Yani ya sistemik ya tamamen ağızdan gelen bir olay. Peki hala şimdi sistemik ya da ağızdan gelen bir olay diyorsunuz ama genel olarak sürekli bir ağız kokusu sistemik bir rahatsızlığın işareti midir? Yediklerine bağlı ya da diş fırçalamaya, dişteki bir çürüğe bağlı. Bunu nasıl ayırt ederiz? Şimdi mideyle alakalı olan olayda genelde açlık esnasında ağız kokusu yoğunlaşır. Sürekli vardır ama açlıkta daha yoğun. Mesela sabah kalktığında, çok uzun süre aç kaldığında burada işte bakterilerin ortaya çıkarttığı bir rahatsızlık. Ama bir de sistemik rahatsızlıklar var. Mesela şeker hastalığı. Çok ciddi bir amonyak kokusu vardır. Ama hastada bu süreklidir. Yani aç, tok hiç fark etmez. Bu şeker hastalığının ağızda yarattığı. Ağızda mıdır? Burnuna mı gelir? Ağızda mı? Çok, ağza gelir. Çok net konuşurken bir şekilde konuşurken çok net bir şekilde fark ediliyor. Yani bunda ağızda içerisinde bakımı da çok iyi olsa tamamen içeriden gelen bir rahatsızlık olduğu için çok ciddi bir yani onun spesifiktir kokusu zaten. Mesela hastalar da anlıyor. Şeker hastalığınız var mı diye hemen alın. Tabii. Söylüyoruz. Ama ağızdaki herhangi bir oluşum yüzünden oluyorsa işte diş çürüğü, iltihap. Tabii ki bunlar elimine edildikten sonra ağız kokusu rahatlar. Rahatlıyor tamamen geçiyor. Diş çürüğü de koku yapar. Diş çürüğü, kötü protezler, kötü implantlar yani bunun kenarlarının işte yemek artığı kalabiliyor. Kronlar, kötü yapılmış dolgular, kenar uyumlu iyi değil ise orada yemek artığı kalıyor. Diş etinde iltihaplandırma oluşuyor. Bu da ağız kokusu yapıyor. Veya işte bazen dildeki iltihaplar da dilin altında işte kök kısmında olan iltihaplar da ağız kokusu yapabiliyor. Dilde iltihap olma ihtimali neden olur? Yani dilde bir yara oluşmuştur. O yaranın işte tedavisi yapılmamıştır. Bir de hastanın yaklaşık bir kötü hijyen de eşlik ediyorsa o iltihap kesinlikle kokuya dönüşüyor yani. Bir takım hastalıkların habercisi olabilir dediniz. Şeker hastalığı şeker zaten hastalığı var olan bir şekilde evet. Evet dikkat bazı edilir. Kokuyla fark edilir mi şeker? Çok. Biz çok iyi fark ediyoruz. Yani çok belirgin bir amonyak kokusu geliyor hastanın ağzından. Yani o spesifiktir şeker hastalığında. O zaman soruyoruz yani şeker hastalığınız var mı? Çünkü bunun haricinde diş etlerine ve diş köklerinde etkeden bir görüntü tablo oluşuyor şeker hastalığında. Şekerin ilk yansıdığı etkenlerden bir tanesi göz. Çok ileri safhalarda tabii ki ayakta dolaşım bozukluğu yüzünden. Ama gözden sonra genelde direkt ağza yansıyan bir etkisi var şekerin. Diş etlerinde, diş köklerinde ve ağız kokusuyla beraber oluşan. Evet. Tabii bu çok önemli. Peki şimdi bir tedavisi söz konusudur tahmin ediyorum. Çünkü biz sürekli kokuyla kişi kendi rahat edemediği gibi çevresine de ciddi bir negatif yaklaşım olur. Yani bu kişiler sosyal hayatını etkiliyor. Evet. Yani insanın eğer kendisi farkındaysa çok garip bir şey. Genelde insanlar kendisini yani kendi fark etmiyor. Etmezler mi kendi ağız kokusunu?
Yani fark etmiyorlar. İşte ağzının mesela hasta geldiği zaman işte ihtiyaçları da olduğunu veya işte biz belirgin bir şekilde çift maskeye rağmen koku hissediyorsak çok kibar bir şekilde işte bunlar ihtiyaçları işte bunlar ağız kokusuna sebep olur diyoruz. Hasta farkında değil. Farkında bile değil. Evet yani kötü hijyen de ağız kokusu yapıyor çok tabii, belirgin. Diş taşları yapar. Ancak etrafındaki insanlar uyarınca bunu fark ediyorlar. Bu da evet kötü bir olay ama maalesef. Kötü bir olay fark edilmeyecek kadar evet, kişinin. Evet hijyenine evet. Dikkat et. O gerçekten kötü. Peki diş taşı olmasa da diş fırçalama rutininin farklı olması diş ağız kokusu yapar mı? Tabii eğer diş fırçalamasını rutinine bindirmediyse işte haftada bir günde bir fırçalama bile ağız kokusu sebep olabiliyor. Mümkün tabii, çünkü mümkün. O yiyecekler dişte tabii. Bir şekilde. Peki onların vücuda başka nasıl zararları var? Ağız, mesela diş ve kalp bağlantısını her zaman konuşurlar. Ağzındaki tüm ağız içerisindeki tüm enfeksiyonlarda bulunan mikropların ve boğaz enfeksiyonlarının en sevdiği organ kalp ve böbrek. Oh. Kalp kapakçıkta ileri safhalarda yani ağızdaki bir apse. Hani genelde halk arasında beyne yayılıyor işte gözüne şişlik oluyor gibi bir inanış var. Evet doğru o da var beynine de yayılabiliyor ama rutin kronik olarak çok uzun süre ağızda kalan bir diş absesi, bir diş eti absesi, kronik diş etlerinin hasta olması. Bunlar kesinlikle bir süre sonra sistemik yolla, kan yoluyla yediğimiz, içtiğimizde sisteme karışıyor. Midemizden işte veya kanla tüm vücuda. Ama mikropların en sevdiği organlar da tabii diğer yerlerde yerleşebiliyor ama kalp ve böbrekte. Kalp kapakçığında yerleşip ter kapak yetmezliği, aorta yetmezliği bunlara sebep olabiliyor. Ateşli hastalıklardan eklem romatizmasına. Bunlar çok ilk etapta olan yan etkileri. Sadece ağızda kalmıyor bu bakteriler kesinlikle. Diğer yani organları ağız, da etkiliyor. Evet, çok önemli. Ağız deyip geçmeyin yani. Hayır, böbrekler hayır. Ve kalp dediniz özellikle. Yani, evet. İnsanlar diyor sadece işte dişin absesi çok uzun yıllardır. Yani bu apse devam ediyor. Ben ilaçla geçiriyorum. Gerçekten 1-2 senedir o apse ilaçla baskılayan hastalar var. Ama sadece görünürde etkisini görmüyor. Ama o apse baskılanmasına rağmen vücutta sisteme karışıyor. Tabii sisteme karışıyor. Mı? Çok tehlikeli tabii, bir çok, şey. Çok tehlikeli. İnanılır gibi değil. Yani ilaç aldım. Eczacıma gittim. Tabii. İşte ben bunu işte doktorun bir kere daha ilaç evet. Yazsanız arkadaşıma olayı. İyi geldi. Evet. Evet. Onun aldığı hapı ben de yuttum. Evet yani kesinlikle bunlar çok yapmayın, yanlış. Yapmayın o hapı yutmayın yani. Tabii canım akı kayboluyor, baskılıyor ilaçlar. Ama sonuçta altta yatan etken evet. Vücuda sisteme karışıyor bu sefer. Çok çok tehlikeli. Şimdi ağız kokusu olanlar dişlerini nasıl fırçalamalı diye bir soru var. Gerçekten önemli bir soru bence bu. Bir kere ağız kokusu olan hastalar öncelikle diş hekimine gitmeli. Diş hekimine gitsinler yani evet. Fırçalamaya gelmedi. Yani sebep neyse o sebebi ortadan hadi kaldırmak bulalım. İçin evet sadece diş fırçasıyla yaklaşık bir saat ağzınızı rahat ettirebilirsiniz koku açısından. Tabii. Ama o etken orada durduğu müddetçe kesinlikle o yine bir saat sonra tekrar ortaya çıkacak ağız kokusu. İşte maydanoz yemeler, nane, çiğdemeler, şekerler. Bizim Meltem ablamızın naneli. Güzel bir tarifi vardır. Sarımsak yedikten sonra soğuk süt yarım bardak içerseniz sarımsak kokusunu engeller diye ama yani ama bunların geçici çözümler. Evet geçici çözüm ve sarımsak kokusu yani sonuçta bir gün içerisinde kaybolan çözüm. Tabii. Ama ağız kokusuna sebep olan bir çürük veya apse geçici değil. Evet. Sadece ilaçla veya gargarayla bir süre yok edebilirsin. Ortodontik. Nedir hocam? Ortodonti ile cerrahinin birleşmesi. Daha önceki programlarda bahsetmiştik. Eğer çeneler uyumu iyi değil ise sadece diş çapraşıklığı değil, çene uyumu iyi değil ise bu uyumu sağlayabilmek için erişkin bireyde yalnız ergenliğe girmediğimiz zaman tellerle çeşitli aparatlarla bu çene eklemi veya işte çeneler arası ilişki düzeltilebiliyor. Ama bir şekilde ihmal edilmiş, bir şekilde atlanmış ve ergenliğe geçmiş yetişkin birey 50 yaşında da olabilir, 20 yaşında da olabilir. Bu hastalarda çene uyumunu sağlamak için çenelerin yeniden düzenlenmesi diyelim. Uyumunu sağlamak için alt çene öndeyse tekrar arka kısmı alınıyor, bir parça çıkartılıyor. Yani kırma demeyelim, birazcık hastaya korkutuyorum. Evet, düşünce yani çenem kırıldı, çene kemiğinin yani kırılması. Evet ama hani çene yeniden yapılandırıyor. Bir parça çıkartılıp kırma demeyelim, bir parça çıkartılıp yeniden eski haline. Yani nereden açılır öyle bir işlemde? Alt çenede molarlar bölgesinden en uygun, yani çift azı, küçük azı dişimiz var. Evet. O azı diş, küçük azı dişlerinden bir tanesinin kapanışta bunlar tamamen öncelikle inceleniyor. Modeller alınıyor, ölçüler, açılar bakılıyor ama genelde ikinci küçük azının olduğu bölgedeki kemiğin bir kısmı alınıp çene yeniden konumlandırılıyor ve üst çeneye oturtuluyor. Açık ameliyatlar bunlar. Tabii tabii açık. Ya, ağız içerisinde yok. Yüzde herhangi bir deformasyon olmuyor. Tamamen ağız içerisinde. Eğer çene küçük ise alt çeneden çıktık yolamay deriz. Üst çenede de var problem. Tabii. Küçük ise yine aynı şekilde o bölgede distraksiyon aletleri var. O bölgede yine ufak bir kese oluşturuluyor çenede. Zamanla o işte bir de açılarak çenenin yavaş yavaş büyütülüyor. Ta ki işte oklüzyona gelinceye kadar, kapanış iyi oluncaya kadar. Ağrılı bir süreç gibi gözüküyor ama. Yani evet. Çok kolay değil. Kısa sürede oluyor mu peki kolay bu? Değil.
değil. Bir yıl gibi bir süre mi? Eğer çene küçültmesi, yok bir yıl değil. Yani yaklaşık 2 ayda hasta çok rahat normal gününe devam ediyor. Ama distraksiyon açılmaysa rahat 6 ayda yavaş yavaş açılıyor. Ama ağırlı bir şey, işlem değil o distraksiyon. Onun bir yaşı var mı? Erişkin birey. Erişkin. Hiç fark etmiyor. Yani 20 yaşla 60-70 yani ne hastanın yaşı. Ne zaman? Sonuçta erişkin ise yani. Peki bu kişiler genelde görüntü olarak mı rahatsızlık duydukları için bunu yaptırırlar? Bir görüntü. İkincisi işte oraya işte yapay bir kemik konup uyumlanması sağlanılabilir. Ama genelde %80 şey bundan estetik amaçlı. Evet. Peki çene kistleri bu alana dahil mi değil? Yani çene eklemindeki rahatsızlıklara ortognatik cerrahi gerektirir mi? Çene kistleri çok büyük ise çene ekleminde ki işte bazen çene ekleminde çok büyük kistler oluşuyor. Eklem bile total olarak alınabiliyor. Yani tabii ki burada ortognatik cerrahinin de devreye girdiği durumlar oluyor. Tamamen %100 değil ama yüzle ilgili olan tüm cerrahi işlemler ortodontiyle beraber birleştirilecekse diş kapanışıyla da alakalı, çene kapanışı alakası ortognatik cerrahinin içine giriyor tabii. İçine giriyor. Peki bu çene kistleri her zaman kötüye dönüşme olasılığı olan kistler midir yoksa gayet selim mi denir? Evet selim. Evet, iyi huylu olanlar. İyi huylu. Yani %60 genellikle selim oluyor. %80, %40, %20 kadar bazen kötü huylu çıkabiliyor. Ama zaten yani çok büyük bir çene kisti ortaya çıktığında eğer klinik olarak da bulgu vermiyorsa bazı mesela bizim ameliyatlarımız oluyor. Hasta 20 yaşına gelmiş rutin tedavi sırasında bir röntgen alıyoruz. Çenenin tamamını kapsayan kistler var. Bunlar iyi huylu kistler yani herhangi bir klinik bulgu da vermiyor. %60 çene kistlerinde veya diş kistlerinde biz hastaya özellikle tedirgin olmasını ne söylüyoruz? Kist var aman korkmayın işte. Evet. Yine de biyopsi yapıyoruz, patolojiye gönderiyoruz. Evet. Ama o kadar çok yani genel benign oluyor. Genel oluyor. Peki efendim çocuğun dişlerini ilk ne zaman fırçalamalı diye bir başka soruya geçtik. Çocuk dişlerini el kaslarını hareket ettirmeye başladığında, herhangi bir şeyi kavramaya başladığında hiç çekinmeden diş fırçasını eline verip en başta küçük olduğunda ve oyun olarak da olabilir ama onu rutine bindirdiğinizde işte birkaç gece yatarken. Birkaç diş bile olsa. Evet evet birkaç diş bile olsa. Yani o diş fırçasını tutmaya başladığı andan itibaren illa düzgün bir şekilde fırçalayacak bir şey değil. Önemli olan alışkanlığı çocukta yer edinmek. Tabii onu emiyorlar, ısırıyorlar vesaire. Evet, şey. Evet ama en azından onu, o alışkanlık önemli. Genelde şey diş macunları çok tatlı oluyor. Yani onu emmekle meşgul oluyorlar. O yüzden ilk başladığında çocuk fırçayı eline aldığında macun koymadan veya çok minik mercimeğin çeyreği kadar. Özellikle bir diş macunu seçimi olmalı mı çocuklar için? Flörsüz mü kullanmaları lazım? Özellikle zaten şu anda çocuk diş macunlarında genellikle flor yasaklandı. Flörsüz kesinlikle kullanılmasından. Evet. Artık büyüklerde de aynı şekilde. Florlu diş macunları çok fazla Peki bugüne kadar kullandık ne var onun içinde? Ne yapıyor bize? Flor şöyle diyeyim zamanla çok fazla kullanıldığında biz okullarda bile veriliyordu zaman. Florlar veriliyordu. Florlama yapılıyordu. Evet. Çok uzun yıllar biz bunu destekledik. Beyinde birikiyormuş değil mi? Evet beyinde birikiyor. Alzheimer'ın işte çeşitli beyin hastalıklarının alt etkenlerinden biridir diye. Amalgam dolgular gibi. Evet. Amalgam dolgular gibi aynı şekilde. Gibi, artık flor tamamen kullanımı sistemik olarak da dişe sürülmesi olarak da yasak. Evet bu da tabii tartışılması gereken başka bir konu çünkü bu kadar zaman evet yıllarca bize de okullarda evet öğretildi biz destekledik okullarda florlamalar yapıldı devlet destekli Sağlık Bakanlığı işte de hep böyle biliniyor ama son zamanki yayınlarda ve araştırmalarda florun kesinlikle yani çok gerekmedikçe kullanılmaması gerektiği açıklandı. Evet, aman Allah korusun Allah herkese sağlık versin bugüne kadar kullanmıştık. Özellikle çocuklarda onu dikkat edilmesi gerekiyor flor içermemesi gerekiyor. İçermemesi gerekiyor kesinlikle. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Gülmek istiyorum ne yapmalıyız diye bir soru var. Çok hoşuma gitti onu da okurken. Ne yapacağız bir iyi gülmek için? Öncelikle enerjimizi yüksek tutacağız. Yani o çok önemli. İyi gülün içimizden gelsin. Kesinlikle. Dişler bembeyaz olsun. Eğer dişler herhangi bir çapraşıklık veya bir düzgün olmayan bir şey diş hekimimize başvurun. O kadar. Yani yapılabilecek bir şey varsa. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tülay Akkal efendim bizlerleydi sevgili diş hekimimiz ve bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine harika bir günde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bizimle kalın.